İşte başlıyoruz. Harika bir maceraya. Dilara abla ve kuklalarla kukla köyünü kurmaya. Eğlen öğren, öğren eğlen kukla stüdyosunda. Öğren eğlen, eğlen öğren kukla stüdyosu. Merhaba sevgili çocuklar, merhaba birbirinden güzel kuklalarımız. Merhaba Dilara abla. Bugün yine çok güzel bir konu başlığımız var. Bölümümüzün konu başlığı enstrümanlar. İnanmıyorum, harika. Kazanan belli, ikinci aranıyor desenize. Aslında tam senin alanın Melody. Ama yine de diğer arkadaşlarının da bu konuda bilgilerinin olduğunu düşünüyorum. Yarışmaya hazır mısınız kuklalar? Hazırız. O zaman eleme sorusu geliyor ve günün yarışmacısı olacak 4 kuklayı seçiyoruz. Sorunuz şöyle. Seçmece. 6 farklı telim var. Kocaman bir gövdem var. Elektrikli, klasik, akustik gibi farklı çeşitlerim var. A sitar, B kanun, C gitar. Cevaplar gelmeye başladı bile. Bakalım en hızlı cevaplar hangi 4 kuklamızdan gelecek? Evet, görüyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Yani gitar. Soruyu en hızlı cevaplayanlar Melody, Ekşili, Mışıl ve Kıpır. Tebrikler hepinize. Bu sırada kim en hızlı cevabı vermiş? Kıpır. Böylece Joker hakkını kazanmış oluyorsun Kıpır. Teşekkürler Dilara abla. Melody, aslında konumuz tam da senin uzmanlık alanın. Bugün yarışmaya gelirken Joker hakkını kesinlikle Melody kazanır diye düşünmedim değil. Haklısın Dilara abla. Çok çok bilgili olduğum bir konu. Ama konu beni öyle heyecanlandırdı ki dikkatimi toparlayamadım. Neyse ki ikinci aşamaya kaldım. Bunu ikinci aşamada mutlaka telafi ederim. Hadi o zaman günün yarışmacılarını yerlerine alıyoruz ve bilmece aşamasına başlıyoruz. Bilmece! Toplam 5 sorunun sorulacağı ikinci aşamada karşı karşıyayız kuklalar. En fazla doğru cevabı veren 2 kuklayla final aşamasına geçeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız! Sorunuz geliyor. Çobanların elinde yıllarca çalınıp durdu. Üflemeli bu çalgıyla kuzular yolunu buldu. Evet Mışıl. Ben esnerken kaçırdım. Bu enstrümanı kuzular mı çalıyormuş? Kuzular çalıyor, keçiler de oynuyormuş. Ya hiç olur mu öyle Mışıl? Çobanlar çalıyormuş, çobanlar. Ne zaman kaval çalan çobanları duysam bir güzel uykum gelir. Cevap kaval. Tebrikler Mışıl. Doğru cevap kaval tabii ki. Üflemeli bir çalgı ve çobanların sürülerine çalmasıyla hatırlıyoruz bu enstrümanı. İkinci sorumuz geliyor. Siyah beyaz tuşları üzerinde duruyor. Bastıkça her birine farklı notalar çıkıyor. Melody. Onun adı piyano. Sen de gel dinle onu. Piyanist tuşlara basar sesi ruhumu okşar. Tebrikler Melody. Doğru cevap piyanoydu. Güzel de bir beste yaptın. Sen de Mışıl gibi bir doğruya ulaştın böylece. Yeni sorunuz geliyor. 7 üstte 1 altta tam 8 delik var onda. Dönüştürür nefesimizi güzelce notalara. Ekşili. Trompet. Olmadı Ekşili. Mışıl. Üflemeli. Klarnet olabilir mi? Klarnet de değil Mışıl. Evet Kıpır. Bakkaldan aldım süt. Arabaya gider düt düt. Elma düştü başıma küt. Okulda çaldım blok flüt. Hiha hiha. Kıpır, harikaymış besten. Doğru cevap da blok flüt, evet. Başarılı bir beste Kıpır, tebrikler. Senin gibi bir müzisyenin yanında ben de kendimi yetiştiriyorum Melody. Yeni sorunuz geliyor. Hazır mısınız kuklalar? Hazırız. İşte soru. Orta Asya'dan gelmiş ata yadigarıdır. 7 teli vardır ama içinde dünya saklıdır. Evet Melody. Bu enstrümanı Anadolu'da konduğum pencerelerde o kadar çok dinledim ki Dilara abla. Hemen anladım. Cevap bağlama. Tebrikler Melody. Doğru cevap bağlama. Şimdi geldik final aşaması öncesindeki son soruya. İsterseniz önce gelin hep birlikte puan durumuna bakalım. Melody 2 doğruyla turu geçmeyi garantilemiş.
Kıpır ve Mışıl'ın da birer doğrusu var. Ekşili ise henüz doğru cevap verememiş. Bakalım son soruda neler olacak? Hazır mısınız? Hazırız. Sorunuzu okuyorum. Kemanın kalabalık ailesinden biri. Devasa boyutuyla şaşırtır görenleri. Bir insandan hem uzun hem de geniş bedeni. Sesi öyle kalın ki mutlaka dinlemeli. Mışıl? Keman ailesi çok büyük, sesi kalın. Baba keman. Baba keman? Ne yazık ki Mışıl. Kıpır? Joker kukla. Evet, Kıpır Joker hakkını kullanıyor. Hemen Kavuklu'ya bağlanıyoruz. Merhaba Kavuklu. Merhaba Dilara abla. Merhaba çocuklar. Merhaba sevgili kuklalar. Yarışmayı heyecanla izliyorum. Peki Kıpır için ipucunu hazırladın mı? Tabii ki hazırladım. Sevgili Kıpır, ipucun şöyle. Müzikte en kalın erkek sesine derler bas. Bir duysan Kıpır, bu ses bastan da bas. Yaylılar grubunun en kalın seslisidir. Bu koca enstrümanın yeri tam senfonidir. En kalın sesli kocaman bas kontrbas mı? Tebrikler Kıpır. Çok zor bir soruyu bilmeyi başardın. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere. Teşekkürler Kavuklu. Gerçekten emin değildim. Bas ipucundan kontrbas geldi aklıma. Görüşmek üzere Kavuklu. Hoşça kalın. Evet sevgili kuklalar, Kıpır ikinci aşamanın son sorusunu doğru cevaplayarak Melodi ile birlikte final aşamasına katılmaya hak kazanıyor. Tebrikler ikinize de. Teşekkürler Dilara abla. Ekşili ve Mışıl'ı arkadaşlarının yanına alıyoruz ve final aşamasına başlıyoruz. Büyük final. Şimdi geldik hızlı soru cevap etabına. Bakalım günün kazananı kim olacak? İlk sorunuz geliyor. Kocaman bir körüktür içi, sanki yelpazeli. Açıp kapatarak sesini dinlemeli. Tuşları da var, tıpkı piyano gibi. Çalması pek bir eğlenceli. Melodi? Akordiyon. Tebrikler, bu körüklü enstrüman akordiyondu. İkinci sorumuzu Gezgin Kukla soracak. Merhaba Gezgin. Merhaba Dilara abla. Merhaba çocuklar. Merhaba kuklalar. Bugün neredesin Gezgin? Dilara abla, sizlere bugün Tekirdağ Müzik Teknolojileri Müzesi'nin önünden sesleniyorum. Müziğe ilgili tüm arkadaşlarımın mutlaka görmesi gerekli burayı. İşte bunu seyahat listeme aldım Gezgin. Gezgin, sorunu duyabilir miyiz? Bugünkü sorum şöyle. Karadeniz yaylası çınlıyor bak sesiyle. Kuvvet ister çalması güçlü nefesiyle. Kıpır. Tulum bu, tulum. Yaz tatilinde Karadeniz yaylalarına gitmiştim. Orada tulumu hem görmüş hem de dinlemiştim. Doğru cevap tulumdu Kıpır. Tebrik ederim. Hoşça kalın arkadaşlar. Teşekkürler Gezgin. İşte geldik bu bölümün son sorusuna. Sorumuzdan önce puan tablomuza bir bakalım. Melodi ve Kıpır üçer soru bilmişler. Bu da demek oluyor ki son soruyu bilen bölümü kazanır. Sorunuz geliyor. Sesli bir soru. Gelecek olan sesin hangi enstrümana ait olduğunu bulacağız. Sesi dinliyoruz. Melodi. Bateri. Bateri bu Dilara abla. Bu doğru ile birlikte günün kazananı oluyor ve Kukla Köyü'ne dilediğin bir yapıyı inşa etmeye hak kazanıyorsun Melodi. Tebrikler. Teşekkürler Dilara abla. Seni de tebrik ederim Kıpır. Bugün gerçekten çok iyi yarıştın. Teşekkürler Dilara abla. Hadi sizi de arkadaşlarınızın yanına alalım ve büyük ödül törenine geçelim. Kukla Stüdyosu. Evet Melodi, günün kazananı olarak Kukla Köyü'ne ne inşa etmek istersin? Dilara abla, o kadar uzun zamandır gerçekleştirmek istediğim bir hayalim var ki bu bölüm sonunda bunun için harika bir fırsat yakaladım. Öyle mi? Hayalin neydi? Kendimi müzik konusunda sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Yeni besteler, müzik ile ilgili yeni bilgiler, sürekli bu konuda kendime bir şeyler katmak istiyor ve bunun için çabalıyorum. Evet, yani hepimiz senin müzik tutkuna şahidiz Melodi. Melodi'nin müzik konusundaki tutkusu bana da ilham veriyor Dilara abla.
dünya mutfaklarını araştırıyorum. Yeni tarifler keşfediyorum. Bu heyecan ve azim bulaşıcı desene. Evet, haklısın Dilara abla. Peki kukla köyüne ne inşa ediyorsun o halde Melodi? Dilara abla, bir sanatçı için performans sahnelemek belki de işin en keyifli yanı. Bir de bunu görkemli bir sahnede yapıyorsan, sahnelemesi ayrı zevk, izlemesi ayrı. Yani? Ben de tüm sanatseverlerin bayılacağı bir konser salonu inşa etmek istiyorum. Hem sanatın ilham verici gücünü herkese ulaştırmış oluruz böylece. Harika. Salonun açılış konseri Melodi'den. Ben bile heyecanlandım. Bu heyecan verici hayali bizimle paylaştığın için teşekkürler Melodi. Bakalım köyümüze nasıl bir konser salonu inşa ediliyor? Harika görünüyor. İlk konserimi iple çekiyorum. Biz de öyle. Günün kazananı Melodi'nin bölüm rozetini de rozet tablomuzda görelim. Teşekkürler Dilara abla. Evet sevgili çocuklar. Bitiriyoruz. Bilgi ile inşa ettiğimiz kukla köyümüzü kukla stüdyosunda kuruyoruz. Hem eğleniyor hem de öğreniyoruz. Bir dahaki bölümde mutlaka görüşüyoruz, öyle değil mi çocuklar? Kukla stüdyosundan şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.